Benim son olarak duyduğum, eğer playoff'a kalırsak, ki kalacağız büyük ihtimalle bir puan aldığımızda, bizim içeride oynayacağımız maçı Antalya Spor Stadı'nda oynayabileceğimiz ile ilgili bir çalışma var. Ya bunun için Sezgin Başkan da uğraşıyor. Zaten hoca da bunun için uğraşıyor, Şenol Hoca. Yani biz böyle bir şey olursa hem Antalya Spor'un desteği de gelecek. Yani taraftar gruplarımız olsun. Ya çünkü dediğin gibi abi, bizim Kemer Spor Stadı çok küçük bir stat. Taraftar çok olmuyor. Hani biz Antalya Arena'da oynarsak taraftar desteği de gelir. Antalya Spor da oraya gelir. Hem şehir içinde, merkez bir yerde olduğu için. İnşallah böyle olur. Yani o statta oynasak hem o stadın havası bir başka olur bizim için. Bizi ayrı bir motive eder. Umarım o çalışma sonuç verir. Antalya Arena'da inşallah playofflarda içeride Tabii oynayacağımız şey maçı. Antalyaspor'un maçlarıyla çakışmadığı sürece olma Aynen şansı öyle. O yüksek tabii yüksek ki. istemez. Antalya Spor'da da Sedat Karabük vardı. Yani Evet. kendisini de kendisini inanılmaz çok seviyorum ki zaten benim için hayatımda inanılmaz önemli bir yeri var. Gerçekten şu an buradaysam Sedat Hoca'nın gerçekten inanılmaz önemi var benim için. Sedat Hoca babamla görüşüyor, babamla telefonlaşıyorlar ama sadece Antalyaspor değildi. O zaman Fenerbahçe, Beşiktaş'ta vardı ama çok küçüğüm. Tabii babamla biniyoruz otobüse, bizim biletimizi alıyorlar, biniyoruz otobüse. Fenerbahçe ve Beşiktaş da Evet, istedi. Fenerbahçe ve Beşiktaş. Dere ağzına gitmiştik. Bir hafta bir antrenman yaptık. Bir hafta antrenmandan sonra bir hazırlık maçı oynadık Eyüpspor'la. Hatta milli takımdan arkadaşım Oğuz Kağan'la beraber oynadık o zaman. Şu an Şu an Fenerbahçe forması Fenerbahçe'de, giyiyor. aynen, milli takımdan da arkadaşım. Maç bitiyor. Bir arabaya biniyoruz. Bizi alıyorlar. Beşiktaş'ın Nevzat Demir tesislerine gidiyoruz. Bir hafta da orada antrenman yapıyorum. Yani inanılmaz derecede güzel günlerdi işte babamla. Sonra Sedat Karabük ve Ali Yılmaz orada inanılmaz derecede devreye giriyorlar. Devreye girdikten sonra zaten hani Fenerbahçe Hüseyin hocama, Şimşekspor'a 25.000 TL Evet. ücret, yani bonservis Yetiştirme veriyor, parası. yetiştirme bedeli veriyor. Beşiktaş da keza öyle. Yani 25-30 bin TL o civarda bir yetiştirme veriyor. Ama dediğim gibi Ali Yılmaz ve Sedat Karabük'ken yani Sedat Hoca öyle bir devreye girdiler ki zaten ne Fenerbahçe kaldı. Yani yani beni gerçekten hani şu an baktığımda inanılmaz derecede Antalyaspor'a kazandırdılar. Bu da benim için mutluluk verici. Yani böyle insanların beni Antalyaspor'a kazandırması gerçekten güzel bir şey. Şu an yani Antalyaspor forması giyiyorsam bence Sedat Karabük, Sadi Sincanlıoğlu, Sadi hocamı da unutmayayım Evet, burada. Sadi Hoca'ya da Sadi Hoca, selamlarımızı aynen. iletelim buradan. Ve Ali Yılmaz. Evet, gerçekten çok zaten Yani şöyle bir şey oldu. Bu ben Trabzonspor maçında, ilk Süper Lig maçında 7-0 yendiğimiz maçta içeride. O maçtan sonra zaten o sezonun sonunda, ya o sezon Ramon Mott da bize gelmişti. Ramon Mott da evet. bize transfer olmuştu. O sezon ben A takımla idmanlara çıkarken o zaman maç oynamamıştım. Maç, yani sadece A takımla idmanlara çıkıyordum. Ramon Mott da bize yanlış hatırlamıyorsam bonservissiz, yani yani para ödenerek, Evet. çok büyük paralar ödenerek gelmedi. Ben de aracılarla sonradan öğrendim. Hani yaklaşık bir iki sene önce falan Beşiktaş başkanı orada böyle bir şey söylüyor. Biz Ramon Mott'a zaten bedelsiz olarak geliyor. Siz de jest olarak bize, hani Gültekin Başkan var o zaman. Başkan Gültekin Gence. Başkana diyorlar ki, Gültekin Başkan'a, Doğukan'ı siz de bir jest olarak bize verin. Ramon Mott'a, yani ben zaten Ramon Mott'a ile aynı kaba koyulacak bir futbolcu değilim. Daha 17, 16, 17 yaşındayım o zaman. Ama geleceği görmüşler. Ya, zaten ondan dolayı büyük Tabii. ihtimal. Böyle bir jest yapın bize diyorlar. Gültekin Başkan da gülüyor galiba. Yani bildiğim kadarıyla gülüyor. Hani ben zaten diyor, Doğukan bir 200 sene sonra diyor çok daha farklı şeyler olacak diye. Hani böyle bir şeyi reddediyorlar. Hani bir bu oldu. İlk dönemlerde de zaten aileme ev tutacaklardı. Git kabul etseydim. Yani hocama para ödedikten sonra aileme orada ev tutacaklardı. Yaşantımız orada devam edecektik. Ama böyle daha güzel oldu. Yaşadığım şehirdeyim. Doğduğum şehirdeyim ve burada yaşıyorum. Hani ve burada futbol oynuyorum. Yani böylesi daha iyiymiş. Sedat Hoca'ya da zaten teşekkür ettik daha demin. Evet. Şimdi tabii Hani ben kendisine de söyledim, başkanımın. Hani Antalyaspor benle masaya oturmak istediyse, yani önce menajerim sonra ben. Hani benim her zaman kalbim buram Antalyaspor'dan yana. Her zaman. Yani bana Antalyaspor sözleşme imzalamak isteyecek, ben imzalarım. Hani ondan yana sıkıntı yok. Böyle bir durumu var Sezgin Başkan. Hani aklında başka bir yer olmasın. Hani bu sezon bittiğinde Antalyaspor'a yeniden sözleşme imzalayacağız dedi. Ben de sezon sonu beklediğinde oturacağız, konuşacağız başkanla, Sezgin Başkan'la. Ona göre bir noktayı koyacağız ama büyük bir ihtimal ben her zaman kalbim Antalyaspor'dan yana. Şartlar olduktan sonra. evet, kesinlikle. Şimdi şöyle, tabii gelecek sezon Süper Lig'de olmuş Ya takımı. büyük konuşmayacağım derler normalde, hani o yani böyle derler ama ben %100 görüyorum şansımızı. Playoff'a bir puan kaldık zaten.
Biz playoff'ta biz kaza bela yaşamazsak yani ikinci lige kesinlikle çıkarız. Şu sağ dezavantajını da bir ortadan kaldırırsak hani büyük yani arena olur. İlk başta Akdeniz Üniversitesi'nde oynuyorduk stadyumunda. Olursa biz yani şampiyon olacağız. Ben evet, umarız. Tabii Kemer Spor. Ben üzüldüm ya onu bir daha göremeyeceğime. Hani çünkü ayrılırken de konuşmuştum onunla işte ben baba kiralık gidiyorum tercüman aracılığıyla. O bana yani giderken de çok güzel bir şey söyledi. Sana dedi senin hakkında çok güzel şeyler düşünüyorum dedi. Geri geleceksin dedi. Çok büyük bir futbolcu olacaksın dedi. Sana inanıyorum dedi. Ama dedi bu futbolculuğu buralara yani yıldız olacaksan dedi eğer gerçekten. Bunu dedi oynadığın futbolla değil dedi. Bu futbolu oynarken dedi gösterdiğin tavırla. Yani böyle laflar zaten büyüklerimizden de futbol büyüklerimiz de söylüyor. Aynısını Eto da söyledi. Yani oynarken gösterdiğin tavrınla, mütevaziliğinle yıldız olacaksın dedi. Çok duygusal bir konuşma geçti aramızdan giderken. Ben çok üzüldüm onu tekrar göremeyeceğime. Transferi gerçekleşti. Şimdi Antalya Spor taraftarıyla Konya Spor taraftarı arasında bir sıkıntı var. Yani evet. Bunu bütün Türkiye biliyor. Şimdi ben üzüldüm açıkçası. Yani bir gitmesine üzüldüm. Konya Spor'a gitmesine üzüldüm. Hani böyle olmasına üzüldüm. Belki başka bir yere de bir yere de gidebilirdi. Ama bu iş profesyonel bir iş. Futbol. Hani üzüldük fakat bu Eto'nun kariyeri hani ne kadar ne dersek diyelim boş artık zaten. Orada forma giyiyor. Umarım yani tekrar bir gün onu yani tekrar bir gün bir araya gelebiliriz ya ileride. Belki evet. Hoca olur. Belki altını çizelim. Evet Doğukan.